ediyorum. Siz boşanıyor musunuz Gökhan'la? Yok Didem Hanım, öyle bir şey. Yuvamızı bozdu diyor Gökhan. Gökhan ya, boşanıyor musunuz boşanıyorlar siz? Boşanıyorlar abla, ne boşanması? Avukatı bile tutmuşlar. Abla bu kız yüzünden hayatımı mahvoldu diyorum sana. Bu kız çok tehlikeli, ben anlamıyor musun abla? Ya niye bu kadar sinirleniyorsun? Sen Bilal'i dövdün mü? Sen Rojbin'i dövdün mü? Bana söyler misin? Dövmedim ablacığım. Yalan söylüyor kız. Belli olur. Belli olur. Belli olur. Benim bir aile mevzularımı benim sorunuz. Elif'ciğim müsaade et. Bir dakika Rojbin müsaade et. Gökhan. Gökhan'cığım, madem bu evde her şey günlük gülistanlık, her şey iyi, sen çok iyi bir baba yapıyorsun, babalara babalık yapmamış, sen babalık yapıyorsun madem. Bu çocuklar o zaman niye evden gidiyor? Ha? Gitsin niye? Babasının yanına, o zaman babası sahip çıksın Dilem Hanım. Babası sahip çıkmıyor. Gökhan'ı tamam sordum. Mı? Madem yapmıyor. O zaman babanın yanına sahip çıksın. Git dedenin, o dedenin yanına sahip çıksın. Adam bekle, kötüyse. O babamın yanına gitmedi mi? Dayım beni gönderecekti uşakla. Sen geldin, polise haber verdin. Kızımı verin, kızımı verin diye haber vermedin mi? Bak tamam, şimdi Hamide teyze bağlansın. Benim yerime senin deden çıksaydı programa. Babamın çok teyzesi çıksın. Ya. Babamın teyzesi çıksın. Bağlansın şimdi. Söylesin. Bağlansın. Sen gittin savcı tuttun, polis tuttun. Beni onların eline anla. Seni sevdiğim için getirdim. Kızım olduğun için. Sevme. Sevme, sevmeni istemiyorum belki. Rojbin, Rojbin bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu merak ediyorum gerçekten. İzleyiciler de şu anda onu merak ediyorlar. Evet. Sonuç Rojbin'i sen doğurmadın mı? Evet Didem. Annesi değil misin? Annesiyim. Senin bak, kızına özür... Ama... Başarı tipi sen göz yaşı dökme. Ya kızına olan öfkeni ben anlamadım yani. Kızım ne? Ne öfkelisin ya? Senin öfkeli değil Didem Hanım. Oradan oraya atlıyor. Mevzu o değil, onlar değil. Diyor ya, Didem Hanım soruyor ki bana, diyor ki daha annem önce kaçmanın sebebi neydi? Anne, bir de annene bir soru annem sordum. Annem susmuş diyor. Hangi annem bunu kabul eder? Ya ben o kadar cani bir insan mıyım? Yani Gökhan şimdi şiddet uyguladığında, ya uygulamadı. Hayır, hayır, hayır. Yapsaydı ben engel olurdum. Hayır Didem Hanım ama ya. Ama senin Rojbin'e karşı öfkeni gerçekten anlayamadım. Budur benim ona öfkem. Beni ne? Dinlemediği için. Bana bunları yaşattığı için. Buna öfkeliyim. Ama bu çocuk evde mutlu olsaydı. Yani... Didem Hanım hadi tamam, ben annem iyi değilim. Babası var, dedesi var. Dağ gibi annem var. Annem dedi kızım. Annem de onu... istememiş öyle diyor. Hayır hayır, annem istiyor. Annem istemiyor mu seni? İstemiyor. Benim... Tamam şu an bu haldeyiz ya, şu an istiyor. Tamam mı? Ama bu annem saatten de mi sonra... kötü? Tamam mı? Bu vicdanıma bir taş koyacağım ve sizi istiyorum bundan sonra, tamam mı? Ne oldu Rojbin? İstemiyor mu annen seni? Ay çok tatlısın ya. Didem Hanım ben nasıl onu istemem ya? Bir dakika, annen seni niye istemiyor Rojbin? Dur. Ama sinirlendiğim şey... Ya bir kızı dinle, kurban olayım ya. Aa, geldiğinden beri kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Yalan söylüyor diyorsun. Bir anlamaya çalış lütfen, rica ediyorum ya. Elinin avucundan kayacak gidecek çocuk ya. Rojbin annen seni niye sevmesin? Abla şimdi bu adamla evlendi zaten, bak sesimi kesme. Çünkü gerçekler bunlar. Tamam mı? Ve amcalara kızar diye bunu söylememi istemiyorsun biliyorum ama. İlk evlendiğinde ilk başlarda bir iki ay bilmiyordu madde içtiğini. Sonradan öğrendi işte madde içtiğini. Sonradan bizi aradı, bana şiddet yapıyor, böyle böyle madde içiyor vesaire. Sonra biz biletimizi kestik, İstanbul'a geldik annemin yanına. Geldik sonra... Mardin'de miydiniz? Mardin'den İstanbul'a geldik. Mardin'i de çok özledim ya. Bayağıdır gidemedim. Ne güzel. İşte sonra geldik İstanbul'a. Anneannem bunu hareketleri, bu adamın hareketini kendi gözüyle gördü. Teyzeleri vesairedir. Her şey kendi gözüyle gördüler sonra. Bir süre sonra bayağı bir içiyordu çünkü. Kendi kontrol yani edemiyordu. Yani siz dolayısıyla yani Gökhan'la evli olmasını ve yaptıklarından dolayı istemediniz. Evet. Annen de bunu öfkeli öyle mi? Gökhan'ı kabul etmenizi istiyor. Evet. Doğru mu anladım? Ben, asıl mesele o yani aslında. Neyini ben kabul etmek zorundaymışım seninle ilgili? Bak. İlk zamanları da geçtim. Kocan şiddet yapıyordu ya sana. Ne zaman sonra annem yapmış? Dedi ki şimdi hani ilk zamanlarda bana diyordu ki senin yüzünden yuvamız bozuluyor vesaire diyordu ya. Ben hani Mardin'e gittim ya, hafta aradan bir hafta geçti, kocan gene geldi ve gene sana şiddet yaptı. Yapmadı. Yaptı. Yapmadı. Yaptı. Allah yukarıda, yalan yapmadı. Atma. Yapmadı. Sen git o hesabı babana sor Rojbin. Ona da soracağım. Peki merak ben Elif, niye kötülüyorsun? Elif merak ediyorum. Elif, ben senin kızını çok sevdiğini görüyorum. Kızını seviyorsun ve düşkünsün. Ben onu bu gözlerden görüyorum. Ama arada kaldığını da görüyorum. Çünkü çocuğunu istemeyen bir insanı. Özür dilerim Elif. Çocuğunu istemeyen bir insanı sen niye istedin?
Çocuğunu istemeyen bir insanı, kız çocuğunu ya da erkek fark etmez çocuğun, çocuğun istemeyen bir çocuğunu. Didem Hanım, babasının numarasını versin, bağlanın. Babam var ya şu an korkudan beni arayıp soruyor, tamam mı? O hiçbir zaman ne telefonlarımı açar. Sen daha korkudan... 2 yaşındayken bekle. O niye bırakıp gitti sizi, babalık yaptı tamam mı? Tamam, bir kere buluşmak istediniz, yüzünü görmek istediniz. Adam Almanya'ya kaçtı, tamam, yurt dışına kaçtı. Tamam mı? Ben de bunu diyorum. Bir zaten hakkınızı... Ben ya hakkımı helal ediyorum veya siz edin bilene demedi Didem Hanım. Çok mu tek yalnız kaldı helal onları büyütürken? Yani evet, kadar... yok annemle, benim rahmetli babam vardı, annem vardı, benim bizim evimiz vardı. Ben hiçbir zaman zorluk çekmedim Didem Hanım. Hiçbir zaman zorluk çekmedim. Belki bu adamla evlenene kadar. Bütün problem anladığım kadarıyla sizin için Gökhan. Yani daha doğrusu Rojmi için Gökhan. Doğru mu? Evet. Seni okutmayan da Gökhan olamaz ya. Sen kendin... Ablacığım bak ya, Gökhan burada deyip durma. Gökhan mı sana evden git demiş? Tamam, ben hiçbir şey demiyorum. Gökhan tamam mı seni istememiş? Bir aydır Gökhan eve gelmiyor. Gökhan mı sana evden git dedi? Beşte kalkıyorsun diyorsun, Beşiktaş'a gideceğim, işe gideceğim. Beşte kalkmadım, hazırlanana kadar saat 7. Tamam, öyle bak, bir dünya yok ya, seni salacağım. İstanbul sokaklarında Turan gezeceğim, Turan çalışacağım. Turan abi de şahitti, bana yaptığın şiddeti Turan abi de şahitti. Biliyorsun ne yaptığımı sonra. Allah korusun. Tamam, kapıya tekme atıyor Didem Hanım, beşte kalkıyor diyor, ben işe gideceğim. Niye bu saat kadar çalışmak miydi istedin? Rojmi niye bu kadar? Ben evde durmam, ben ya çalışacağım ya yanımdan gideceğim. Ablacığım bak, ben yemin ediyorum. Hem de yemin duruyor Didem Hanım. Bu da bir nimet. Bu nimetin üzerine yemin ediyorum, o zaman o iş tam gönlümeydi. Ha Mehmet'i karıştırıyor, Mehmet aklına girdi, bu Kemal sana böyle yaptı bilmem ne. Sana o insanların onlardan günahları... Onlardan da şikayetçi. Niye oraya gidiyorsun? Yataklık ediyorlar sana. Onlar gelecek yataklık buraya. Yataklık ediyorlar. Kamera kayıtlarına baksınlar. Gelecekler. Kamera kayıtlarına baksınlar. Baksınlar, sen bu çenelle daha... Çok başın belaya girer. Senin bu kafanla senin başına çok şey girer. Merak ben etme. İyiyim, ben gayet iyiyim. Senin evden gitmenin sebebi Gökhan mı? Hı. Adam bir aydır işiyle ilgili çalışıyor, eve gelmiyor. Adam şunu kimin Gökhan yanında mı olduğunu biliyor musun? Gökhan mı? Değil. Evet. Gökhan mı sana evden git dedi? Gökhan bir canlı yayın yap dedi. Gökhan senin iyiliğini ya istedi. Ya yayın yap. Ben bir kere yaptım. Ben Allah için ya konuşuyorum. Eşim olduğu için değil. Allah için konuşuyorum. Elif bir şey soracağım, merak ediyorum. Bir kere yaptım, abartmayın ya. O da kuzenimle yattı. Bir saniye dur. Bir dakika. Sen Gökhan'dan şiddet görüyor ve bunu söyleyemiyorsan sana da yardımcı olur. Çok adam çaresiz ya. Yapıyordu ya, yemin ederim yapıyordu. Her insanın karı koca ya arasında şunu ben olur anlamadım. Olur Gökhan, sorunlar. Gökhan diyor ki bu ben bu yuvam bozuldu. Severek evlendi, pişman değilim. Eşimdi, çocuğumun babası. Bir dakika. Çocuğumun babası benim eşimdi, pişman değilim. Her karı koca arasında olur. Çocuğunuz mu var ortak? Tabii bir yaşında bebeğim var benim. Ama Gökhan bu evlilik yani dağılma da aldı diyor. Dağılma noktasına geldi. Bitiren ya ablacığım, kurban oldum. Kendi maddi yüzünden böyle yaptı. Sürekli adama iftira atıyor. Gökhan çocuktan mı korkuyor? Abla iftira atıyor. Bak bana da atıyor, annesi bana da atıyor. Annem bana git çalış çünkü diyor. Çünkü sen doğruları konuşmuyorsun o yüzden. Tamam doğruları mı konuşuyorum? Doğruları konuşmuyorsun. Konuşuyorum. Hiçbir Rojmi şekilde şu an konuştuğun yarısı yalan yarısı doğru ya, tamam mı? %90'ı yalan. Çıkma nasip etmesin ki yalan etmesin değil. Gerçekleri konuşuyorum. Bilal'i tamam, kim dövdü peki? Bilal'i kim dövdü o zaman? Ablacığım çocuk böyle değildi ki, anneanneme de sor, çocuk böyle değildi ki zamanlardan. Bunun baskısı yüzünden geldi, çocuk bir şımarmaya başladı, bir bozulmaya başladı. Kardeşin çocuk mi olup, Bilal mi? Sus çocuğum kaç. Didem Hanım kaç baş yaşında başa. Çocuk? 4 yaşında. 10 yaşında. Kesin çocuğa da şey yapmıştır. 10 yaşında çocukla konuşun Didem Hanım. 4 mü 10 mu? 10 yaşında. 9 yayın, yaşında yayın bittikten sonra Bilal çok akıllı bir çocuk. Onunla konuşun, sen şey yaptırmışsındır merak etme. Kardeşine de iftira atma. Burada hayır, hepimizi rezil ediyorsun. Senin amacın ne? Benim tamam amacım özgür kalmak istiyorsun. Git kal. Nasıl ben kal seni ya siliyorum o zaman. Git Allah kal. Allah Allah. Bak, bakın abla. Bakmasın. Çocuk dedi niye demesin tamam mı? Diyor. Kardeşinin niye böyle şeyleri söylüyorsun? 10 yaşındaki çocuğu şey yapıyorsun. Ben miyim? Annem tamam, mi? Tamam sus bir biz dakika. Didem Hanım suçunu ödemediniz 24 mi? Ocak'ta evden niye gittin? Bu üçüncü defadır gidiyor Didem tamam, Hanım. Tamam 24 Ocak'ta niye gittin? Tartıştık gittim. Neyle ilgili baskılar tartıştın? Yüzünden şey yap. Nasıl yaptıkları baskı yapıyor? Baskı Gökhan nedir? Evde miydi gittiğinde? Rojmi nasıl baskı yaptı? Gözümün içine bakma. Didem Hanım'a cevap ver. Ne oldu? Neyle ilgili tartıştınız Rojmin? Onu bunu niye katıyorsun ortaya? Annem de mi kötü? Yengem de mi kötü? Ben mi kötüyüm? Herkes kötü. Bir senin tek sen iyisin. Herkes bizi kötülüyor İstanbul zaten. İstanbul sokaklarında ya gezeceksin. Ya da sana yol gösterdim anneyim dedim. Yapma etme. Allah aşkına sen bana dersin şiddet yapıyor bana. Adam bana şiddet yapıyor. Kardeşime şiddet yapıyor. Konuşmama izin verir misin? Benimle eşimin arasında olur sorunlar Didem Hanım. Bir dakika. Bir olur da her insanın başına gelen bir şey ama bu kadar da değil. 4 yıldır şiddet de değil ama.
Bu ne bir ya sana ne istiyorum. Alıyorum veya almıyorum sana ne? Sen evden niye sana gittin? O zaman tamam mı bak hani... Niye gittin evden niye gittin? Gökhan mı vardı? Eşimi savunmuyorum. O el oğlu sen benim kızımsın. Benim sen... canım yanıyor. Yansın. İftira atıp durma o sağa sola. İftira atıyorum. Didem Hanım sordu diğer... Terbiyesiz. Öyle ya deme kızım. Bir git kızım. Ya.